sevgiyle selamlıyorum. CHP'li Atilla Tekcan'ın öne sürdüğü Terme ilçesi sahilinde kum zambaklarının sökülmesi konusu Samsun Büyükşehir Belediyesi meclisine de taşındı. Biz o kadar uğraştık, kum zambaklarını gündeme getirememiştik. Kum zambaklarını gündeme getirdiği için artık bundan sonra bir farkındalık oldu. Bu süreçte de zaten kum zambakları artık eskisi gibi sahipsiz kalmayacak. Tamam Atilla Bey, göstermek için diyorum. Sizi desteklemek için göstermek için. Bakınız, ben size hak veriyorum. Ben çok yaşlardım. Bu ne takmadılar başkanım? Tamam ben... Ya bir şey ya var aslında ya yok. Şimdi şu an... Şenol Bey. Takılmasını isterim ama biz de takalım. Şenol Bey. Burada yapılan çalışmadaki alınan kum zambaklarının dikildiği yerler ve bunu da çıtalarla çevirmişler burada. Bana söylenen bilgileri veriyorum. 185 tane kum zambağının yerini değiştirmişler. Bütün bir alanda yapılan bir çalışma yok. Sadece şu gördüğünüz 3 metrelik bir alanda sert zemin oluşturmak için bir çalışma vardı. Oradaki bütün kum zambakları taşınırlar. Peki. Burada buradaki şey şudur, kum zambakları ile ilgili. Bu alan sit alanı değil, koruma altında değil. Bunu şunun için söylüyorum, yani Atilla Bey'in şeyleriyle ilgili söylemiyorum. Bizim burada dikkate almamız gereken de kum zambakları, bitki koruma altında. Biz bunu koruma altında tutmalıyız. Bakınız, 3621 sayılı kıyı kanunu 15. maddesi her ne altında bulursa olsun sahillerden kum alınmasını yasaklamıştır. Bunun hiçbir mazereti yok. Orada çok büyük bir ada 1 metre kum seviyesi düşmüştür. Sayın Bakan, başkanım ben gidiyor olarak da dönmek. Atilla Bey. Bir şey söyleyip kapatalım. Uzatmayalım. Atilla Bey, kum alma olayı yoktur. Orada varsa belki çalışma anında olmuştur. Bunun dışında şunu söylüyorum. Biz beraberce gelip orada kum zambaklarını nasıl koruyabiliriz onu. Bir de size yine teşekkür etmek istiyorum. Bunu siyaset üstü tuttuğunuz için. Bizim amacımız siyaset değil. Burada siyaset üstü olarak kum zambaklarının korunmasıdır. Kesinlikle. Beraberce bunu koruyalım. Teşekkür ederim.